Değerli basın mensupları, basın toplantımıza önemli ve üzücü bir haberle başlıyorum. Az evvel aldığımız bir haber, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen Can Atalay'ın milletvekili olarak meclise dönmesini tekrar engelledi. Olacak bir şey değil. Anayasa Mahkemesi iki kez karar almıştı. Yargıtay'ın kararında ihlal var demişti ve önceki kararlar çerçevesinde açıklama yapmıştı. Yargıtay bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez görülen bir konu hakkında iki kez Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen inanılmaz bir karar verdi ve gerçekten çıldırtıcı bir karar bu. Skandal bir karar. Anayasa Mahkemesi'nin kararına hukuki açıdan uygun olmayan bir karar. Ve juristokrasi taslıyor bize diyerek karar verdi. Juristokrasi ne demek? Yargının her şeye egemen olması demektir. Aslında Yargıtay kendi üst mahkemesi olan Anayasa Mahkemesi'ne karşı, anayasaya karşı, topluma karşı juristokrasi yapıyor. Yani yargının her şeye egemen olduğu iddiası ile hareket ediyor. Bu kabul edilemez. Anayasa 153. madde apaçık ortada ve ayaklar altına alınmış durumda. Anayasa Mahkemesi bitirilmiş durumda. Türkiye'de gerçekten aklı, mantığı, hukuku hiçe sayan bu inanılmaz trajikomik kararı kınıyorum. Sabahleyin Türk ekonomisi ile ilgili kararlar, TÜİK ve ENA kararları, araştırma sonuçları açıklandı. TÜİK enflasyonun %64 olduğunu söyledi. ENAG ise ki bize göre daha doğru bir değerlendirme yapıyor çünkü bağımsız bir kuruluş, %127 yıllık enflasyonun olduğunu söyledi. İki rakam arasında bayağı bir fark var ve TÜİK rakamı bile iktidarın iddiasının aksine enflasyonun yine de onların tahmin ettiklerinin üstünde seyrettiğini gösteriyor. Sabah ekonomiyle ilgili bu kararları aldık. Akşama doğru ise Yargıtay'ın 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay ile ilgili kararını aldık. Maalesef sabahleyin ekonomi konkordato ilan etti. Akşam yargı konkordato ilan etti. Türkiye felç bir durumda. Felaket bir durumda. Yargıtay eliyle anayasa maddeleri çiğneniyor. Apaçık anayasa maddeleri çiğneniyor ve maalesef ki Anayasa Mahkemesi de fiilen bitirilmiş oluyor. Kınıyoruz. Halkın iradesiyle seçilen bir milletvekili 14 Mayıs'tan beri cezaevinde hakkı kısıtlanıyor. Aynı durumu yaşayan bir milletvekili olarak ben bu durumu kınıyorum, kabul etmiyorum. Ben Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bu meclise dönmüştüm. Şimdi alevere dalevere Can Atalay cezaevinde kalsın diyerek böyle bir hukuk skandalı oluşturdular ve en sonunda yine halkın seçtiği bir milletvekili meclis yerine maalesef cezaevinde. Kabul edilecek bir durum değil. Bu neyi gösteriyor? Aslında Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin fiilen bitirildiğini gösteriyor. Bu ne demek? Demek ki artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİM'yi etkin bir yol olarak tanımamalı. Çünkü Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin kararları ayaklar altında. Büyük bir rezalet, büyük bir skandal yaşanıyor. Artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi direnmemeli. Anayasa Mahkemesi'nin etkin bir yol olmadığını, bırakın Yargıtay'ı, yerel mahkemelerin bile Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını çiğnediğini görmeli ve direkt Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yolunu açmalıdır değerli arkadaşlar. Son derece önemliydi bu. Biz bu meseleden sonra diğer hak ihlallerine geçiyoruz. Birçok hak ihlali var önümüzde.
Halkımız yoğun bir şekilde Türkiye'nin dört bir tarafından bize başvuruyor. Anayasanın, hukukun ayaklar altına alındığı bir dönemde de vatandaşın feryat ettiğini görüyoruz. 85 milyonun feryat ettiğini görüyoruz. İnsanlar inim inim inliyor. Enflasyon çığırından çıkmış durumda. AVM'lerde intihar eden insanlar, fakir, fukara insanların feryatları arşı kaplamış durumda. Dramlar, cezaevlerindeki dramlar arşı kaplamış durumda. İşte tüm gerçekliğiyle, bu hak ihlalleriyle ilgili vurgular yapacağız. Her kesimden bize başvuru geliyor. Mesela bakın, öğretmen arkadaşlarımız başvurmuş. 2023 yılı bütçesi kapandığı için ek ders ücretleri 2023 bitmeden yatırılır normalde. Adıyaman, Kağıtlı'da ve pek çok yerde biz öğretmenler ek ders ücretlerinin hala hesaplara yatırılmadığını görmekteyiz diyor. Şikayet ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na buradan duyuruyorum. Bu konu bir an evvel düzelmeli. Arkadaşlarımız çok önemli bir gecikme yaşıyorlar ek ders ücretleri noktasında. Evet. Bir başka şikayet de Ünivar Elektronik'ten geldi bize. Serkan Yılmaz 11 Aralık günü İstanbul Ümraniye'deki bu iş yerine girmiş ve siparişler bittikten sonra aldıkları işçileri çıkarıyorlarmış. Yani işçilerle ilgili hukuki mevzuata uyulmadan işçi çalıştıran bir iş yeriyle karşı karşıyayız. Beni işten çıkarttılar. Bunun üzerine itiraz ettik. Müdür üzerime saldırarak seni mi besleyeceğiz diyerek hakarette bulundu. Ve basın açıklaması gerçekleştirdik. Daha önce Elsi Vakiki meselesinde de size başvurmuştum, bana yardımcı olmuştunuz. Tekrar başvurun diyor vatandaş. Ve Ünivar Elektronik'teki bu işçi kıyımına müdahale edin diyor. Biz de buradan meclisten duyuruyoruz. Böyle kafasına göre iş yapan firmalar konusunda Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ne diyor? Sayın Bakan, ne diyorsunuz? Böyle seni mi besleyeceğiz diyerek, hakaret ederek işçileri kapıdan kovalayan bir iş yeri olabilir mi? Bir dünya olabilir mi? Size sunuyoruz. Gereken işlemleri yapın. Biz zaten yazılı olarak da size başvuruyoruz. Fakat bu konuyu araştırmak sizin boynunuzun borcu. Bize birçok vatandaşımız başvuruyor. Cezaevleri çok dolu. Yüz binlerce insan cezaevlerinde. Adalet gelsin diyoruz. İktidar ve Adalet Bakanlığı adaleti getirmiyor. Bunun yerine diyor ki size cezaevi getirelim. Cezaevi yapalım. Adalet yerine cezaevi diyor. Ve böyle bir formülle hareket ediyor. Habire cezaevi yapılıyor. 405 civarında cezaevi yapıldı. 422'ye ulaşacaklar. En çok yapılan kamu kurumu son yıllarda cezaevleri oldu ve korkunç masraflar gidiyor. Her türlü itiraz eden anında cezaevine yollanıyor biliyorsunuz. İnsanlar konuşmaya korkuyorlar, tweet atmaya korkuyorlar. İşte Silivri soğuk, Sincan soğuk esprileri insanların dilinde ve iktidara adalet nerede, insanlar cezaevinde diye sorduğunuz zaman adalet nerede mi? İşte bak, bol miktarda cezaevi yaparak suçları oraya atıyoruz, hiç merak etme, cezaevi yapıyoruz, canını sıkma diyerek bize cevaplar veriyor. Evet, vatandaşlarımız bundan dolayı genel af diyorlar. Genel af konusunda çok başvuru var. Cezaevlerinde artık yer kalmadı ve bize başvuran bir vatandaşımızın önerisi şu. En azından diyor, 5 yıl hapis cezası indirimi yapılsın, en azından bir af konusunda hafifleme olur. Mahpuslar, aileleri, yakınları, tanıdıkları aracılığıyla 10 milyon bir oy potansiyeli var. Biz bu sefer af vermeyenleri affetmeyeceğiz diyor. 5 yıllık ceza indirimi ya da genel af konusunun toplumsal adaleti tesis edebileceğini söylüyor. Siz değerli milletvekillerimiz, bu genel af konusunu değerlendirin diyor. Biz zaten uzun süredir genel af konusunda söylemlerde bulunuyoruz. Ve vatandaşımızın başvurusu çerçevesinde de tekrar bunu gündem ediyoruz. Iğdır S tipi kapalı cezaevinden çok şikayet alıyoruz. Neden? Çünkü yüksek güvenlikli bir cezaevi ve insan haklarına aykırı her türlü hukuksuzluk yaşatılıyor. Diğer yüksek güvenlikli cezaevlerinde olduğu gibi. Rüken Yıldız ve Mürvet Kesen isimli iki mahpus var. Ve uğradıkları ihlallerden dolayı dönüşümlü greve girmişler. Cezaevi kaloriferleri kapatmış, arızalı demişler. Iğdır'ın bu havadaki soğuğunda
son derece zor durumda oldukları bilgisi geldi bize. Tabii ki bu konuda açıklama yapması gereken bakanlıktır. Biz ondan bir cevap bekliyoruz. Diş protez teknikerleri bize başvurdu ve çok üzgünler çünkü hiçbir alım yapılmıyor diyorlar. Vasıfsız insanlar diş protez teknikeri olarak çalıştırılıyor ve insanların sağlığı ihlal ediliyor. Şu ana kadar 623 alım yapıldı. Biz yıllarca okuduk, canla başla çalıştık, diş protez teknikeri olduk. Kendi branşımızda ilerlemek ve atanmak istiyoruz. Taşeron çalıştırılmasın diyorlar. Sincan Kadın Ceza İnfaz Kurumu'ndan bir başvuru geldi. Merve isimli bir mahpus, kursiyer teğmenmiş. Öncesinde bir apandisiti patlamak üzereyken zor bela yetiştirilmiş. Sağlıkla ilgili sıkıntılar olan bir hapishane belli ki. Ve ameliyat sonrası yatağa bağlı, kelepçeli olarak bırakılmış. Şimdi de bir diş problemi yaşıyor, ortodonti problemi yaşıyor, dişine tel taktırmak istiyor. Fakat sıra alınamıyor. Bunun için biz annesinin sıra almaya çalıştığını gördük. Orası cezaevi, annesi niye sıra alıyor? Demek ki büyük bir çaresizlik ve çıkmaz yol olmuş ki, sıra alınamamış ki anne gidip mahpus kızı için sıra alıyor. Ya olacak iş mi Sayın Bakan ya? Memleketin hali bu yani. Bir an evvel bu meseleyi halledin yani. Cezaevlerinde sağlık alanında çok ihlal var ama diş sağlığı alanında inanılmaz ihmaller var. Çok sıkıntılar var. Bunu Sayın Adalet Bakanı da biliyor aslında. Biz de buradan gündeme edelim. Şimdi yıllardır gündeme getirdiğimiz bir başvuruyu söyleyeceğim. Daha önce cezaevindeydi ve uğradığı ihlalleri burada yıllarca anlattık. Bakanlık üzerinde önemli bir baskı kurduk. Mukadder Alakuş'un eşi Fatih Alakuş önemli bir sivil toplum aktivisti olarak yıllarca mücadele etti. Hakkını hukuk önünde aradı, siyasete götürdü, çok değerli bir mücadele sergiledi. Biz de kendisine yardımcı olduk ve meclisten defalarca Mukadder Alakuş'a yapılanları seslendirdik, bakanlığa sorduk, mecliste anlattık ve en sonunda Fatih Alakuş Birleşmiş Milletler'e başvurdu. Birleşmiş Milletler de bu Mukadder Alakuş yargılamasının hukuka aykırı olduğunu söyledi. Çoklu hak ihlali yapılmıştır dedi. İhlaller giderilmeli, yeterli tazminat ödenmeli ve bu yargılamaların önlenmesi gerekir dedi. Ve hükümetten gönderdiği kararla 15 Kasım 2022 tarihinde 180 gün içinde cevap vermesini istedi. İktidar, Adalet Bakanlığı bu kararı verdi mi? Vermedi. Neredeyse bir yıl olmuş. 365 bakın ne bir yılı? Bir yıl artı 1,5 ay geçmiş. Hala cevap yok. Ya Sayın Adalet Bakanı, koca Birleşmiş Milletler sana bir soru sormuş. 180 günde cevapla demiş. Niye cevaplamıyorsun ya? Biliyoruz yani hukuku dinlemiyorsunuz, anayasayı dinlemiyorsunuz ama bizi dünyada da mahcup edeceksiniz. Bakın Birleşmiş Milletler'in yazısına hala cevap vermemişsiniz ya. Buna keyfiliktir, anlamak mümkün değil. Ben burada size bakın bu durumu hatırlatıyorum ve olacak bir şey değil diyorum. Öncesinde de Türkiye'de bakın bir şey hatırlatacağım Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Türkiye'de başörtüsü yasakları vardı ve buna ben dahil birçok kişi mücadele etti, karşı çıktık. Şimdi o zamanlar Şeyma Türkan isimli bir üniversite öğrencisi bütün Türkiye'de bu adalet yollarının tıkandığını görünce Birleşmiş Milletler'e gitmiş ve oradan bir karar çıkarttırmış. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nden ve ardından da Anayasa Mahkemesi içtihatlarını değiştirmiş ve adil kararlar almış. Başörtüsü içtihadını değiştirmiş. Şu anda da bunun olması lazım. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi bu kararları alıyor. Siz nasıl kulak arkası yapabilirsiniz? Şimdi bakın Mukadder Alakuş cezaevinden çıktı. Yatarının bitmesine 2 gün kala Anayasa Mahkemesi ihlal verdi ve öyle çıktı. Yani bakın zaten ağır haksızlıklarla cezaevinde yatan bir kişiydi. İhlal aldı ve çıktı. Tekrar Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Ya niye bu yargılamalarla uğraştırıyorsunuz? Bakın
Apaçık belli ki hukuksuzluklarla dolu bir dosya. Ve Birleşmiş Milletler kararı var, Anayasa Mahkemesi kararı var. Hala Birleşmiş Milletler'e cevap vermiyorsunuz Sayın Bakan. Bunu ben ulusal düzeyde de söyleyeceğim, uluslararası düzeyde de söyleyeceğim. Başka kime söyleyeceğim bunu? Mesela Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Sayın Nacho Sanchez Amor'a da bu durumu ileteceğiz. Arkadaşlarımız not alıyorlar, bu durumu ileteceğiz. Ya, yani düşünebiliyor musunuz? Ulusalda kendi anayasasını çiğnemiş bir ülkeye zaten o toplumunu mutsuz ettiği gibi bir de uluslararası alanda Birleşmiş Milletler kararlarını da ayaklarının altında çiğniyor. Sayın Amor, bizi duyuyorsunuz. Bizi ziyaret ettiniz mecliste. Onur verdiniz. Şeref duyduk ve size bu ihlalleri iletmeye devam edeceğimizi söyledik. Sayın Bakan da buradan duysun. Avrupa Parlamentosu raporlarına girecek bunlar. Yani Türkiye böyle bir yer işte. Biz bir an evvel adaletin tesis edilmesi gerektiğini söylüyoruz değerli arkadaşlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bize çok başvuran kişi var. Neden? Düşünün, aynı statüdesiniz, üniversite mezunusunuz, bir sınava girmişsiniz, efendim bakanlığa girmişsiniz ama biriniz 4D, biriniz 4B, biriniz 4A ve hepinizin maaşları farklı. Hele ki 4D'ler. Yani o kadar hakları çiğneniyor ki ASTEP personelleri hukuken ünvansız işçi kadrosunda bu arkadaşlarımız ve 4D'ler 4A'ya geçemiyorlar. Ya 4A'dan ne farkı var? Ve hatta daha ağır bir şekilde çalıştırılıyor. 4D'liler, ASTEP'liler 45 saat, 4A'lılar 40 saat uygulanıyor işin doğrusu ve bir ikilik var. Çalışma barışı olur mu öyle bir yerde ya? Düşünün, bakın, bir ünvansız işçi kadrosu var, bir sözleşmeli kadro var, bir de memur kadro var. Her ne olduğu belli değil. Şimdi bu durumun düzeltilmesi lazım. 3000 ASTEP görevlisinden 700 kişiye yakını istifa etmek zorunda kalmış. Büyük bir huzursuzluk var. Sayın Bakan, duymuyor musun bunları? Ya Allah aşkına, bakın, bir sürü arkadaşımız bize başvuruyor Aile Bakanlığı'ndan bu 4D işçi kadrosuna sevk geçirilen personellerin 4A kadrosuna geçirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Özetle Sayın Bakan, lütfen bu konuyla ilgilenin. Yusuf Karaman, Giresun cezaevinde bir mahpus. İnfaz koruma memurları mahpusların haklarını çok rahat çiğneyebiliyor. Bize gelen başvuruda soyadını bilmiyoruz. Başvuruda diyor ki Ersan isimli bir infaz koruma memuru tarafından şiddet görüyor. Koğuş arkadaşı bize yazılı ulaştırdı. Oğlumun can güvenliği git. Yok diyor. Ve git savcılığa, idareye şikayet et demiş. Ersan isimli gardiyan tarafından koğuş arkadaşları da ailelerini aramışlar. Evet. Yani bu Ersan isimli infaz koruma memuru ne yapıyor orada? Sayın Giresun cezaevi, Sayın Bakan, yani astığım astık, kestiğim kestik diyen infaz koruma memurları mı var cezaevinde? Böyle, yani bir memur kafasından iş yapamaz. Hukuka uygun iş yapmak zorundadır. Kendisini Bismil'de de görmüştüm. Mustafa Avcı. Gözleri ileri derecede görmüyor. İlerleyen bir görme kaybı var. Çok üzücü. Çalışkan, gayretli, dürüst bir insanı düşünün. Şu anda Diyarbakır 3 no'lu T tipi kapalı cezaevinde. Çok üzücü bir hikayesi var. Ya arkadaşlar, bakın, engelli insanlarımıza sahip çıkmamız gerekirken onlara artı zulüm yapan bir iktidar döneminde yaşıyoruz. Şimdi bu Mustafa Avcı kardeşimiz ne olmuş? 9 Mayıs 2017'de cezaevine girmiş. Görme kaybıyla ilgili iki kez hayatını tek başına idare ettiremez, görme kaybı çok ileri raporları almış. Diyarbakır İnfaz Hakimliği tahliyeyi vermiş. Bir yıl bir infaz erteleme almış. Bir yıl sonra gitmiş, tekrar müracaat etmiş. Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu'na başvurmuş ve orası adli tıpa göndermeden karar vermiş ve hakkında arama çıkarılıp derdest edilip T
tekrar cezaevine atılmış. Ya cezaevinde, bakın açık cezaevine atılmış, açık cezaevinde çok zorlandığı için açık cezaevi müdürü demiş seni kapalıya yollayalım, burada hiç olmuyor. Şimdi kapalı da 31 Ekim 2023'te apar topar adamı cezaevine atmışlar. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan hala bir haber yok. Ya Allah aşkına bu ne acelecilik? İstanbul Adli Tıp Kurumu bir an evvel karar verirdi, ne olacağı ortaya çıkardı. Düşünün yani, hem dezavantajlısınız, engellisiniz, çok ileri derecede görme kaybınız var. Adli tıp raporunu dinlemeden sanki yani cezaevine büyük bir telaşla yetiştirme peşinde koşarak mahpusu alıp götürmüşler. Ya adli tıp kararı yok. Ya bir insanın hayatıyla böyle nasıl oynayabilirsiniz ya? Yani bakın, hapiste olmak, işsiz olmak çok zor şeylerdir. İşsiz olarak hapiste olmak çok zordur. Bir de engelli işsiz olarak hapiste olmak en zorudur. Bir de yani öyle bir engel ki önünüzü görmüyorsunuz ya. Bu adamın neresini cezaevine atıyorsunuz? Allah'tan korkun. Bir başka başvuru, ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı UKOME'nin 4 Nisan 2022 tarihli bir kararı. Diyor ki Adalar ilçesinde bisiklet kiralama yönergesi güncellenmiştir. Peki güncellenmiş de uygulanmış mı? Uygulanmamış. Bu gecikmenin nedenleri nedir? Şu anda hangi aşamadadır? Ne zaman hizmete alınması planlanmaktadır diye bu meseleyi soruyor vatandaş. Ayrıca şimdi burada ilginç de bir olay gazetelere de sık sık yansıdı. Şimdi böyle biliyorsunuz memlekette mafya kaynıyor. Böyle usulsüz iş yapan, böyle bir alanı çevirip orada abuk subuk işler yapan insan kaynıyor memlekette. Şimdi bakın, diyor ki şezlong kiralayanlar tarafından yaz aylarında kaçak kiralamalar yapılmakta. 10 yıldır bu işler sürüyormuş. Zabıta ceza yazıyormuş. Sonra tekrar kaçak şezlong işi yapıyormuş bu insanlar. Demek ki iyi para var. Cezayı takmıyorlar. Kalıcı bir çözüm bulunamamış diyor. Ondan sonra bu ücretsiz halk plajı ama şezlong kiralamak isteyenlere para verilmemesi gerektiğini belirten uyarı levhaları konulsun diyor. Yani o kadar bir başıboşluk var ki en azından bir uyarı levhası konulsun, vatandaş soyulmasın, kandırılmasın diye bu vatandaşımızın bize bir iletisi var. Biz de bakanlığa yazılı olarak da sunuyoruz. Sözlü olarak da burada konuyu gündem ediyoruz. Şimdi bakın, şöyle belgeler var elimde. Taşeron firma, Vartek ve diğer firmalardan gelmiş bize. Kendileri acil yardım istasyonu inşaatları yapmışlar. Sayın Sağlık Bakanı duyun lütfen. Aslında kendileri taşeronmuş. Ferşat Grup'tan işi almışlar. Taşeron firma olmuşlar. Ana firmanın taşeronu olarak yapmışlar, etmişler. Paralarını alamamışlar. Sözleşmeler var burada. Teslim tutanakları var. Ve paralarını alamadıklarını ifade ediyorlar. Tabii olayın ayrıntısında nedir ne değildir, bu konuda bizi aydınlatacak olan Sağlık Bakanlığı'dır. Sayın Bakan, bakın arabaların üstüne yazmışlar, Cumhurbaşkanı'na yazılar yazmışlar, taşeron şirketlere zaten yani verilmesi de bir garip orada. Hani bir firmaya vermişsiniz, o kalkıyor taşerona veriyor, taşeron iş yapıyor, ana firma parayı vermiyor. Ne iştir bunlar yani? Allah aşkına yani. Bakanlığınızda böyle işlere nasıl izin veriyorsunuz Sayın Fahrettin Koca? Anlamak mümkün değil. Böyle bir başvuru var. Bu şirketler çok mağdur olduklarını söylüyorlar. Doğru veya yanlış bilmiyorum ama fakat bize gelen başvuru böyle. Lütfen bu konuda siz araştırma yapıp bir açıklama yapın Sayın Bakan. Bunu da size iletmiş olalım. Yine bakın, bir vatandaş bize öncesinde de başvurmuş, yardımımızı gördüğü için tekrar başvurmuş. Gülten Öztürk diyor ki işte bu cemaat yargılamalarından dolayı çok mağdur olduk, ailece perişan durumdayız. 2 yıl 7 ay 15 gün ceza verildi, 3 kez hapse girdim çıktım, çok zor durumdayım, eşim için de size defalarca yazdım diyor ve çok zor durumda olduğunu söylüyor bize. Ardından diyor ki biz bu Yalçınkaya kararı çıktıktan sonra mahkemeye bildirdik. Ya bu Yalçınkaya kararı çıktı, bize lütfen yardımcı olun dedik. Fakat
bu konuda bir gelişme olmadı diyor. İşte bununla ilgili bakın yıllardır sistematik bir şekilde iftiralara uğradık diyor. Terörist değilim, olmadım, olmayacağım. İftiraya maruz bırakılıyorum, adil yargılanmıyorum. AİHM'in Yüksel Yalçınkaya kararı var. Her tarafa bunları iletiyoruz. Fakat uğradığımız bu iftira ve soykırım bitmiyor diyor. Kararlar imzalatan hakimler, savcılara HSK'ya şikayet ettim. Fakat soykırım süreci devam ettiriliyor. Yeter artık diyorum diyen bir vatandaşımızın feryadı bu değerli arkadaşlar. Gerçekten son derece üzücü bir durum. Ya vatandaşları böyle çaresiz bırakan bir sistemdeyiz maalesef. Zeliha Ersoy, Çorum ile Osmancık ilçesi Esentepe mahallesinde Osmancık Belediyesi tarafından köyden kente göç etmiş vatandaşlara böyle arsalar tahsis edilmiş. Ondan sonra belediye encümen kararı, belediye veznesine arsa bedelini yatırdığım gösterden makbuzum var diyor. İmar iskan plan yapıldı. Belediye arsa bedelinin tapusunu imar çıkarınca vermek şartıyla aldığı arsanın tapusunu vermiyor. MHP'li Belediye Başkanı Ahmet Gelgöz 87 yılında belediyenin verdiği encümen kararını tanımadıklarını, arsaları tekrar dayanıklarını imar müdürlüğünde imar müdür vekili ve memurları yanında söyledi. Belediyenin verdiği tapu sözünü tutmasını istiyoruz diyor. Yani evet, bu mağduriyetin de giderilmesi gerekiyor. Belediyece belirlenen 2000 lira meblağ karşılığında tapusu imar iskan planı çıkarılınca verilmek şartıyla 1987'de bana satıldı diyor. Belediye veznesine bedeli yatırdığımı gösteren makbuz da var diyor. İmar iskan planı yapıldı. Ve arsanın tapusunu belediye başkanı vermiyor diyor özetle. Evet. Şimdi sözleşmeli doktor öğretim üyelerine daimi kadro istiyoruz diyor bir başvurucumuz. Kamuda 4D sürekli işçilerden mali külfeti olmayan fiilen yapılan işe uygun meslek kodumuzun güncellenmesini ve yerinden alınan arkadaşlarımızın yıllarca yapmış olduğu eski işlerine geri döndürülüp uygun meslek kodunun verilmesini talep ediyoruz diyor. Yine bir 4D başvurusu sözleşmeli doktor öğretim üyeleri başvurusundan sonra da bu konuyu yine gündem ediyoruz. Yine ayrıca bir nakil başvurusu var. Bakanlık bunu duysun. 15 Temmuz mağduru çok kişi var. Asubay Hasan Kargın, Batman kapalı cezaevinde ağırlaştırılmış bir müebbet almış adil olmayan bir yargılamayla. Ve aile Adana'da her ay 700 kilometre yol, 7500 lira emekli maaşı alan babamı çok yormuş durumda diyor. Kararan hayatımıza bir de annem, babam ve yengem için Batman yolları eklendi diyor. İkametgahımız olan Adana'ya en azından nakledilsin. Adil yargılama görmedik ama en azından nakil olsun diyor. Karabük T cezaevinde hükümlü olan Ali Koç 93 yılından beri 30 yıldır cezaevinde ve yine bir yıl ertelenerek tahliye olması engellenip infazı yakılmış. Bir yıl süresi 26 Aralık 2023 tarihinde bitip tahliye olması beklenirken tahliye süresi 3 ay daha uzatılmış. Yani infazı yakılmış. Böyle Karabük cezaevinde çok kişi var. Kimisi 6 ay, kimisi 3 ay cezaevi gözlem kurulu habire infaz yakıyor. Karabük cezaevinden bu başvuruları çok alıyoruz. EYT mağdurları yine bize başvurmuş ve yani bu 5000 iş günü meselesine inandık. Bankadan 100 milyar kredi çektim ama olmadı. Sonradan 5950 güne çıkardılar. Bizim gibi 1 milyon kişi var. Çok mağduruz diyor vatandaş. Biz bu konuyu defalarca gündeme getirdik, getiriyoruz. Aile Bakanlığı ek ders ücretli meslek elemanı, personellerinin doğum izni, yıllık izni, ölüm izni, evlilik izni, anne babalık izni gibi izinler ve özlük hakları bulunmamakta. Kuruluşlarda kadrolu meslek elemanlarıyla aynı işe yapmakta olup resmi tatillerde ücretleri kesildiğinden maaşları asgari ücretin altına düşmekte. Evet, yani Aile Bakanlığı ek ders ücretli meslek elemanlarının sesi olun diyor. Bu problemi az evvel de gündem ettik. Birçok vatandaşımız bize başvuruyor. Aynı statüdeki çalışanları ayırmayın, ayrımcılık yapmayın diyoruz Aile Bakanlığı'na. Oğlum Adem Destan Burdur Yüksek Güvenlikli Cezaevinde diyor. Ağır ihlallere uğruyormuş, ağırlaştırılmış müebbet mahpusmuş ve
sesinin duyulmasını istiyormuş. Biz de mahiyetini çok ayrıntılı bilmiyoruz ama yüksek güvenlikli cezaevlerinde ağır ihlaller olduğunu biliyoruz ve bu duruma müdahale edilmesi gerektiğini Sayın Bakanlık'tan istiyoruz. Şimdi Denizli T tipi cezaevi. Denizli T tipi cezaevinde soyadını bilmiyorum. Rıdvan isimli bir mahpus bize iki kez mektup yazdığını söylüyor. Yani burada biliyorlar, ben cezaevlerini yakından takip ediyorum. Şimdi Rıdvan isimli mahpusun mektubu baş memur tarafından engellenmiş. Biz bu durumu bakanlığa da ilettik. Bakan yardımcısına da ilettik. Ceza tevkifi işlerine de iletildi. Ne demek ya? Bir mahpusun mektubu nasıl engellenir? Bu mektup da milleti temsil eden milletvekiline gönderiliyor. Sen nasıl bu mektubu engelleyebilirsin? Cezaevindeki ilgili kişilere soruyorum. Bir an evvel bu durumun düzeltilmesi gerekiyor ve o mektupların bana ulaşması gerekiyor. Kötü muamele maruz kaldıkları söyleniyor. İnfaz koruma memurları tarafından dövüyor ve hakaret ediyorlar demişler. Tabii bunun doğruluğu, yanlışlığının araştırılması gerekiyor. İşte bunun için de bizim bu mektupları görmemiz lazım. Ve mektuplar bize ulaşmıyor. Mektupların ulaşması gerektiğini söylüyorlar. Ve oldukça önemli hak ihlali başvuruları var. Ağır hakaret ve tehditler olduğu söyleniyor. Biz peşin bir yargıyla şu şunu söylemiştir demiyoruz. Fakat bakanlık bu konuyu araştırsın diyoruz. Bakanlıktan bir sonuç bekliyorum. Sayın Yılmaz Tunç, Sayın Ramazan Can, lütfen bu konulara eğilin ve kabul edilemez bu duruma müdahale edin. RUTÜK 2023 karnesi, RUTÜK'ün 1 Ocak 31 Aralık 2023 tarihleri arasında TV kanallarına verdiği cezalar burada arkadaşlar. Kabul edilecek bir durum değil. Bakın Tele1, Halk TV, Flash Haber, Fox TV, Karate, Sözcü TV'ye 59 ceza verilmiş. 67 milyon 850 bin TL. Peki iktidarın yandaş kanallarına ne kadar verilmiş? Yani neredeyse 34'te biri. 2 milyon 147 bin lira en çok verilmiş. Beyaz TV, TGRT Haber, ATV, A Haber, Ülke TV, Kanal 7, TV Net, TV 24. Hatta daha fazla kanala çok çok az, ayıp olmasın diye cezalar verilmiş. Yani habire gazetecilerin cezaevine atıldığı, medya kuruluşlarının cezaya tabi tutulduğu bir ülkedeyiz değerli arkadaşlar. İşte bakın bir başka gazeteci daha, Mehmet Kamış, bize başvurdu, yakınları ve derler ki Mehmet Kamış sadece gazetecilik yapmıştır. Bir suçu günahı yoktur. 34 sene gazetecilik yapmış bir isim. 1990 yılında başlamış. Herkes onun iyi bir gazeteci ve fotoğrafçı olduğunu bilir. Muhabir olarak başlamış, editörlük, yöneticilik, yazarlık yapmış. Hukuk dışı illegal bir işle alakası yok diyor yakınları. İşte nedir? Bankasya, Baylok kaydı. Onda da içerik yokmuş. İşte HTS, şu bu gibi nedenlerden bir gazeteci de terör örgütü üyesi diye cezaevine atılmış. İşte Türkiye'de gazeteci cezaevlerinde yok cümlelerine ithaf etmiş olalım. Önceki hafta da göstermiştim, genel kurulda da göstermiştim. Çetin Doğan, hasta mahpus, ileri yaşta, 7 ay oldu hatta, kocamış olduğuna dair dosya, Cumhurbaşkanı affı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde fakat imzalamıyor. Yani hasta mahpusa kimlik sorulmaz diyoruz. Bakın bunların imzalanması lazım. Birçok başka kişi bu mağduriyeti yaşıyor. Vural Avar, eski paşa, hasta ve kocamış olduğu için cezaevinde öldü yani. Geçen sene bu zamanlar öldü. Bir genelge çıkardılar. Bu derde deva değildi. Biz o genelge çıktığında da dedik ki yasal değişiklik yapın. Böyle kandırıcı, geçici genelgelerle bu işler olmaz. Çok haklı çıktık. İşte bakın yine hasta mahpuslar cezaevinde. Bir başka hasta mahpus, bakın Mehmet Bayram. Bu haliyle %97 engelli ve bu haliyle haftada 3 kez diyalize giden, habire cezaevinden hastaneye giden bir mahpus, perişan durumda, Kürt meselesinde barış istediği için bu kadar ağır bir şekilde cezalandırılmış. Neden? Çünkü bu kadar ağır ve tahliye edilmesi gerekirken
bu cezaları çektiriyorlar. Kadriye Işık 73 yaşında kanser hastası ve cezaevinde, o da bir ağır hasta mahpus ve adaletin yüzünü göremiyor. Ahmet Öztürk prostat kanseri, yürümekte zorlanan bir insan. Mahkeme çıkışı polisler onu tutuyor ki düşmesin yere. Hapishanede banyoyu yapamıyor. Arkadaşlar ona banyo yaptırıyor. Düşünün yani bu halde bir mahpusu 76 yaşında cezaevinde tutuyorsunuz. Ağır engelli, kocamış insanlar bunlar. Hanife Arslan teyze yine 73 yaşında, ileri derecede kireçlenmesi var. Düşmüş tuvalette, dişlerini kırmış. Çünkü alafranga tuvalette oturması lazım. Alaturka var ve teyze şekeri, tansiyonu, kireçlenmesi olan, birçok hastalığı olan bir teyze, Kürt meselesindeki işte sıradan bir meseleyi teröristlik olarak göstermelerinden dolayı cezaevinde. Bunlar kabul edilecek hadiseler değil değerli arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Ağır ihlallere hafta boyunca da müdahale etmiştik ve onlarla ilgili vurgularımıza da devam etmek istiyorum. Şimdi cezaevinden bize çok mektup geliyor arkadaşlar. Kamuoyuna sesimi duyurun diyen mektuplar bunlar. Biz de burada bu emanetleri topluma yansıtmış olalım. Bakın, Sümeyye Tercanlıoğlu, Bafra T-Tipi kapalı cezaevinde. 4 aylık yavrumu içeride olan annelerin, bebeklerin halini görünce yanıma alamadım. Sütüm kesilmek üzere, sırtımda taşıdığım yükün en büyük taşı yavrumun üzerinde. Bebeğim şu anda 4 aylık, adalet kavramını dahi bilmiyor. Ricam kendim için değil, bu ülkenin çocuğu olan yavrum içindir, diyor. Sümeyye Tercanlıoğlu 4 aydır bebeğini yanına alamıyordu. Bugün haber aldık. Koğuşta 25 kişi vardı, 12 kişiye düşürüldü. Önemli bir gayret sarf ettik, bakanlığa tazyik yaptık ve 12 kişiye düşürüldü, ikiye ayrıldı koğuşlar ve Sümeyye Hanım bugün bebeğini yanına alabildi. Bilemiyorum, sütü kesilmişti sanırım, sütü tekrar gelir, o bebeğin alması gereken anne sütünü bebek alabilir mi bilmiyorum. Fakat çok üzücü bir durum yaşanıyordu. En azından bebek annesinin yanına gitmiş, bununla iktifa ediyoruz, seviniyoruz. Bunu da kamuoyuna böyle duyurmuş olayım. Ailesi bize bugün haber verdi. Cem Göçer Buca Birnoğlu F-Tipi cezaevinden bize mektup yazmış. Biz de o mektubu özetleyerek size burada aktarıyoruz. Emekçilerin bir avuç işbirlikçi asalak için köle gibi çalışıp yine de aç kaldığı bizim gibi ülkelerde devrimcilik en büyük suçtur. Adalet reformları devrimcilerin cezalarını daha da ağırlaştırmak için yapılır. 93'ten beri belki 10 kere af çıktı, ancak bizim üzerimizde bir parça gökyüzü her seferinde biraz daha daraltıldı. Yargıtay ile AYM'nin her gün kavga ettiği bir ülkede hukuk aramak gariptir. 30 yıldır hapiste olan bizler için sesinizi yükseltin, diyor. Doğru diyor. Bugün işte bakın, Yargıtay yine Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı. Yani ülkeyi bu kadar felaket bir hale sokmuş durumdasınız. Mahpuslar haksız mı? Vallahi haklılar yani. Yani dünyaya ne anlatacaksın sen, Adalet Bakanı, iktidar yetkilileri? Haklı mahpuslar. Gülten Sayın, biliyorsunuz, herkes iyi biliyor. 6 yaşında kanser hastalığına yakalanıp ölen, büyük bir gayretle annesinin yeni bir yasa çıkmasıyla yanına geldiği bir yavrumuz. Kendisi vefat etti. Annesi tekrar cezaevine girdi çocuk vefat ettiği için. Ve bize bir mektup yazmış Gülten Sayın. Diyor ki, Sakarya Birnoğlu kapalı cezaevinden Gülten Sayın ben. Yusuf Kerim'in annesi, cenazede ve bu acılı günlerimizde yanımızda olduğunuz için öncelikle çok teşekkür ederim Ömer Bey. Bir keresinde mecliste siz konuşurken şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab diye haykırmıştınız. Ben de zindandan haykırıyorum, şahit ol ya Rab. Ahmetlerin, Betüllerin, Naimelerin, Yusufların acılarına. Ölmek üzere olan yavrumun yanında 4 ay daha kalabilir ve anne sıcaklığını biraz daha ona yaşatabilirdim. Beni kaybetme korkusunu yaşamadan gidebilirdi bu fani dünyadan. Yusuf Kerim, canım oğlum, anne anne diye vefat etti. Benim de tek tesellim son günlerinde yanında olmam oldu, diyor. Kuyuların dibinden gelen seslerle Gülten Sayın. İnşallah bir an evvel bu zulümden kurtulur. Bayram Yıldız Kandıra 2 nolu P tipi cezaevinden bize yazmış. Çok üzücü bir durum gerçekten.
18 yaşından önce emniyet tarafından gözaltına alınan, darp edilen, çocuklar üzerinden aleyhime zorla ifade verdirilen, 20'li yakın cezası onanmış bir çocuk hükümlüydüm. Trajikomik nedenler ile cezalar verildi, onandı. 31 yaşındayım. Ömrümün yarısı hapislerde geçti. Pozantı cezaevinde çirkef muamelelere maruz kaldık. İki ablamın iki oğlu bu sorunlardan etkilenerek öldü. İki çocuk annesi yengem Rojava'da SİHA ile öldürüldü. İki çocuk annesinden terörist mi olur? Aile boyu zulüm gördük. Herkes bize gelince iki yüzlü. Hapishanede darbe uğradım. Üstü kapatıldı. Üç kelepçe takılıp elim sıkıştırıldı. Bir de üstüne kamerasız alanda darp edildim. İnfazlarım yakıldı. Duvara sızımı astığım için kamu malına zarardan bana ceza verdiler. Sesimizi kamuoyuna duyurun diyor Bayram Yıldız Kandıra İkinoğlu cezaevinden. Değerli arkadaşlar, Kandıra İkinoğlu cezaevinden çok ihlal başvurusu alıyoruz. Adalet Bakanlığı'na Kandıra İkinoğlu cezaevini özellikle şikayet ediyorum. Özellikle de yazılı olarak, sözlü olarak birebir de Kandıra İkinoğlu F tipi cezaevini şikayet ediyorum. Cezaevini mahpusların sağlık sorunları için arıyoruz. Müdürler telefonlardan kaçıyorlar. Çok iyi biliyoruz bunu, anlıyoruz. Böyle bir şey kabul edilemez. Bunu bitireceğiz. Sayın Bakan'a da buradan söylüyorum. Sayın Yılmaz Tunç, Sayın Ramazan Can. Yani bu müdürler kendi keyiflerine göre orada telefona çıkmama diye bir şey yapabilir mi? Sizden önceki bakan Bekir Bozdağ demişti ki, vekilin telefonuna çıkmayan müdürü görevden alırım. Lütfen siz de bu lafı söyleyin. Müdürler kafalarına göre milletvekilinin telefonundan kaçamaz. Bu işin takibini yapacağım ve bu işi bitireceğiz. Sayın Bakan'la da bizzat görüşeceğim, bu rezaleti bitireceğiz. Böyle şey olmaz. Kandıra İkinoğlu F tipinde neler dönüyor? Bunu buradan soruyorum. Yıllardır birçok hukuksuzluk var. Özel bir gruplaşma mı var? Mahpuslar üzerinde bir terör mü estiriliyor? Ne oluyor? Ne bitiyor? Birçok hak ihlali alıyoruz. Sayın Bakan, milletvekilinin telefonuna çıkmayan müdür diye bir kavramı kabul etmiyorum. Ve sizinle de bu konuyu konuşacağım. Mahmut Kurt Sincan İkinoğlu F tipi cezaevinden bize yazmış. Anneleri bu ülkeden ayrılmıştı. Çocuklarım annelerinin yanında kalıyorlardı. Sonunda onların gidişine de onay verdim. Evlatlarımın bu ülkeden ayrılmış olmalarına sevindim. Çünkü bu ülkede hukukun zerresi yok. Üçüncü defa tahliyemi engellediler, ertelediler. Açlık grevi düşünüyorum diyor Mahmut Kurt. Yani düşünün, inancı açısından açlık grevini düşünemeyen bir insanı bile böyle çıldırtıcı bir noktaya getirmiş Sincan İkinoğlu F tipi cezaevi. Bu ne haldir ya? Sayın Bakan, ha, ülkede bakın feryat ediyor mahpuslar cezaevlerinden ya. Çığlıklar arşa yükselmiş, umurunuzda değil. Uluslararası hukukçu Kerem Gülay Hoca, Koç Üniversitesi'nden, kendisiyle geçtiğimiz gün ÖFG TV sanal medya programında bir program yaptım. Çok değerli görüşler beyan etti. Kerem Gülay Hoca der ki, Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünün 7-1E maddesi şöyle bir hüküm öngörüyor. Eğer kişileri uluslararası hukukun temel kurallarına aykırı bir şekilde özgürlüklerinden mahrum bırakırsanız bu insanlığa karşı suçtur diyor. Ve devam ediyor. Gerekçe bir mahkeme heyetinin tek bir ahim kararını tanımaması değil, özgürlüğü bağlayıcı cezalarda ve bunların uygulanmasında bilhassa 5-6-7 maddeye ilişkin ahim kararlarının sistematik olarak yerine getirilmemesi. Bu yeni bir durum da değil ama ahim 1000 tane dosyayı Türkiye'ye ileterek bu ilk defa bu denli açık biçimde sistematikliği tanıdı. Dolayısıyla sadece Yüksel Yalçınkaya kararını tanımayan hakimler değil, ahimin özgürlüğü bağlayıcı cezalara ilişkin vermiş olduğu tüm 5-6-7 madde ihlallerine ilişkin kararları veren, onayan, uygulayan tüm hakimler, savcılar, infaz memurları, hakimler, savcılar nasıl yargılanırmış verdikleri kararlardan yabancı ülkede diye merak edenler 19 Aralık'ta İsveç Temiz Mahkemesi'nin onadığı Hamit Nuri kararına baksınlar. Hedef göstermeye yeltenecekleri de peşinden söyleyeyim. Temelimi değil, hukuki değerlendirmemi ve dünyadaki yargı eğilimine ilişkin gözlemlerimi dile getiriyorum. Bana saldıracağınızı gelin bu kara lekeyi beraber temizleyecek doğru düzgün bir yargı reformu için el ele verelim diyor. Çok haklı. Bakın, Türkiye'de İsrail ile ilgili mitingler düzenleniyor.
atıp tutuluyor. İktidar yetkilileri demediklerini bırakmıyor. Olması gerekeni yapmıyorlar. Olması gereken nedir? Bakın bir belgeleri var elimizde. Güney Afrika olması gerekeni yaptı. Laf üretmedi. Boş boş konuşmadı. Uluslararası Lahey'e, Adalet Divanı'na gitti. İsrail yetkilileri şu anda titriyorlar. Nasıl bir cevap vereceğiz diye soykırım konusunda. 22 bin kişiyi aşmış cinayet işliyorlar. Korkunç cinayetler işliyorlar. Her gün binlerce kişi öldürüyorlar. Korkunçlar yani. Gerçekten insanlık aleminin en korkunç kişileri oldular. Korkunç bir soykırım yapıyorlar. Ve bunun için Türkiye halen başvurmuyor. Türkiye iktidarı neredesin? Güney Afrika'nın yapabildiğini sen niye yapmıyorsun ey iktidar? Nedir bu hal? Atıp tutmayı beceriyorsun, başarıyorsun ama iş yargı yoluna gelince 2009 yılında beni de hayal kırıklığına uğratmıştınız evrensel yargı ilkesi çerçevesinde başvurularımızı yapmıştık. Adalet Bakanlığı izin vermemişti. Şimdi de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne, Adalet Divanı'na gitmiyorlar. Buradan ifşa ediyoruz bu iktidarı. Kerem Gülay Hoca'nın da ağzına, emeğine, diline, yüreğine sağlık. Evet, iktidarlar her türlü hukuksuzluğu yapar. Onların karşısında insan hakları savunucuları vardır. Çin ne yapmış? Bakın yıllardır mecliste gündeme getirdiğim Uygurlara karşı işlenen insan hakları ihlallerini, soykırımı raporlayan Nicole Margaret ve ABD'li iki analistin ülkeye girişini yasakladı. İstediğiniz kadar yasaklayın. İnsanlığın vicdanına yazılıyor bunlar. Çin soykırım yapıyor ve bunu belgeleyen insanların da ülkelerine girişini engelliyor. Evet arkadaşlar, bakın şu Türkiye Finans Kurumu'nun bir belgesi. Türkiye Finans Kurumu kulağın üstüne yatarak, duymamış gibi yaparak hiçbir yere gidemez. Bakın bir kişi bize başvurdu. Diyor ki Finans Katılım Bankası'na iş başvurusunda bulunan bir kişi hakkında herhangi bir soruşturma süreci olmamasına rağmen daha önce Bankasya'da çalıştığı gerekçesiyle işe alınmadı. Bakın burada yazıyor. Adama cevap vermişler. Diyorlar ki geçmişte Bankasya'da çalıştığınız için sizi alamıyoruz. Bakın burada yazıyor arkadaşlar. Yani geçmişte falanca kurumda çalışmışsın seni alamayız. Bu ne demek ya? Bu ne demek? Nasıl bir şey? Türkiye Finans buna cevap ver. Yoksa çok zararlı çıkarsın bu işten. Yani Türkiye Finans'ta çalışan kişiler de seninle çalışmaktan vazgeçer. Bunu da bil. Kamuoyu da bu konuda yüksek duyarlılık gösteriyor. Bu konuyla ilgili başvurumuza cevap ver. Türkiye Finans'a son çağrım bu. Şimdi bu hafta içi çok üzücü bir karar çıktı. Yüksek Seçim Kurulu, KHK'lıların belediye başkanlığına ve belediye meclis üyelerine aday olmasına bile engel çıkardı. Bu kabul edilecek bir durum değil. Vatandaş olarak KHK'lılar vergilerini veriyor ve yasalara uygun bir şekilde yaşamaya çalışıyorlar. Yani nasıl olur da bir vatandaşlık hakkını böyle gasp ederek KHK'lılardan alabiliyorsun? Hakkında yargı kararı da kesinleşmemiş olan bir sürü insan var. Seni ihraç ettik, yargı kararını da beklemiyoruz. Sen muhtar da olamazsın, belediye başkan adayı da, meclis üyesi de olamazsın diyorlar. Zamanında da böyle diyorlardı. Sayın Erdoğan'a muhtar bile olamazsın dediler. Şimdi Cumhurbaşkanı oldu. Demek ki böyle hukuksuz kararlar her zaman geçerli değil. Bakın biz neyse onu söyleriz. Kitabın ortasından konuşuruz. Yüksek Seçim Kurulu'da bil ki anayasayı çiğneyerek aldığın bir karardır, kabul etmiyoruz. Hukuksuzdur, anayasaya aykırıdır diyoruz. Namuslu aydınlar da çıkıyor. Bakın bir aydın, daha doğrusu bir kilise papazı Munter Isaac. Bu soykırım bitmeden hayat normale dönmez. Hristiyanlara ait yerlere yönelik saldırılar arttı. Sessiz kalan zulmü destekler diyor. Yani işte insan kimliğine göre değil, vicdanına göre konuşmalı. Bir başka İsrailli. Bakın biz antisemitist değiliz. İsrailli diye bu kişi bizim düşmanımız değil. Diyor ki orduya katılmayı reddediyorum. 30 gün hapse mahkum edilmiş. Gazze'deki suçlu savaşa katılmayı reddediyorum. Katliamın çözmediğine inanıyorum diyor.
Yine TRT Arabi muhabiri Sümeyye Ebu İta diyor ki Gazze çocuk katletme festivali düzenleniyor. Bu festivalde İsrail 10 bin çocuğun canına kıyıyor. Dünyaya bir şey anlatmamıza ihtiyacımız yok. Fotoğraflar konuşuyor diyor. Yani bakın bu günler çok önemli günler. Bu soykırım yapılırken sessiz kalanlardan olmayın. Ey milyonlar. Bu soykırıma gücünüz nispetinde karşı çıkın. Gazze'nin %40'ı açlık riskiyle karşı karşıya çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ve Raşid El Ghannouchi'nin kızı Sümeyye Ghannouchi diyor ki Araplar yöneticilerine lanet okuyor ama onları harekete geçmeleri için baskı yapmıyorlar. Geçtiğimiz günlerde 28 Aralık'ta Roboski katliamının maalesef yine yıl dönümünü yaşadık. Mesele yargıda maalesef karşılıksız kalmıştı. Yeni delillerle Anayasa Mahkemesi'ne tekrar başvuruldu. Umarım Anayasa Mahkemesi gecikmeden adil bir karar verir ve bu failleri cezalandırılmamış katliamı cezalandırır. Furkan Karabay hiç kimse itiraf etmemiş, yalan yanlış yazmamış. Bir dosyadaki başsavcının Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan eski mesai arkadaşı onu suçlayan bir dilekçeyi HSK'ya vermiş. Beni tutukladılar ama bu dilekçeyi yazan savcı halen görevde. Şu hale bakın. Bu kadarı bile yaşanan hukuksuzluğun çapını gösteriyor. Yeni yıla hukuksuzca terörist denilerek hapsedilenlerle girdim. Ancak yaptığım gazetecilikten onur duyuyorum. Hepinize iyi yıllar demiş gazeteci Furkan Karabay. Şimdi arkadaşlar çok üzücü. Yani bakın kimseye iftira etmemiş, hakaret etmemiş, gazetecilik yapmış. Teröristsin diye cezaevine atılmış. Bu zalimliktir, zulümdür, kabul etmiyoruz. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir olay yaşandı. Elinde yeşil kelime-i tevhid yazan bir bayrakla yürüyen bir kişiye bir genç yumruk attı. Şimdi ve toplum aniden kutuplaştı. İşte kelime-i tevhid bayraklıyı tutanlar ve karşı tarafı tutanlar olmak üzere. Bir de burada üzücü bir nokta var. Bu üniversite öğrencisi delikanlı kelime-i tevhid yeşil bayrağı tutan kişiyi yumruklamış, burnunu kırmış, burnundan kanlar akıyor ve yanlış bir iş yapmış. Hani bakın sonuçta bu doğru bir şey değil. İnsanların görüşlerine, ifadelerine hepimizin saygı duyması gerekiyor. Şiddeti hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. İnsanlar fikirlerini özgürce ifade etsinler ama şiddet olmaz. Yani anayasaya göre hilafet istemek de suç değildir aslında. Şiddet yoluyla bunu istemek suçtur. Bu da apaçık bir gerçektir. Ki hilafet isteyen bir insan da değilim ben. Ama ifade özgürlüğü istemediğiniz meseleler için de geçerlidir arkadaşlar. Yani zaten bunun için ifade özgürlüğü vardır. Yani benim kendi ifadem için özgürlük istiyorum, başkasının hoşuma gitmeyen ifadesi için istemiyorum demeyin ya. Bu kadar basit bir konu. Şiddet yoluyla bunu yapmaya çalışıyorsa engel olun. Bu kadar basit bir olay. Siz kalkıp yumruk atıyorsunuz. Yumruk atan genç bir delikanlı. Bakıyorsunuz bir sürü parti yumruk atanın yanındaymış. CHP de bunlara dahil. Çok üzücü. Yani siyaset alanında olan partilerin kalkıp birilerine yumruk atan birisinin yanında olduğunu, onun örnek olduğunu söylemesi bu toplumu iç savaşa kadar götürür. Bu kadar sorumsuzluk olmaz arkadaşlar. O halin toplumsal maliyetleri raporlarımız devam ediyor. Lütfen buna da katılın. Linklerini paylaşıyorum ve bunlara katılmanız gerektiğini söylüyorum. Geçtiğimiz günler yine 30 Aralık'ta Meclis Genel Kurulu'nda gündeme getirdiğimiz Sinan Ateş cinayeti vardı. Bu cinayetle ilgili tüm ayrıntılar ortaya çıktı. Tutanaklar hepsi iddianame daha hazırlanmadı ama polis fezlekelerinde neyin ne olduğu ortaya çıkıyor. Şu gördüğünüz Tolgahan Demirbaş, Olcay Kılavuz'la fotoğrafı olan kişi cinayete yardım edenleri koruyup kaçırdıktan sonra Olcay Kılavuz eski MHP milletvekilinin evinde ortaya çıktı. Şimdi biz diyoruz ki MHP'liler bu işin içinde isimleri geçiyor, çıldırıyor MHP yetkilileri. Ya her şey ortada işte. Bütün bunlar ortada. Hala bir şeylerin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Apaçık bir çok konuşma var.
birçok yazışma var. Tolga Han Demirbaş'ın cinayet sonrası eski MHP milletvekili olacağı kılavuzda çok konuşması var. Ve daha pek çok delil ve bu cinayetin uzandığı isimler var ama örtbas edilmeye çalışılıyor. Kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Bununla ilgili birçok iddia ortaya çıktı. Bunları da çok üzücü buluyoruz. Bakın şu işe bakın ya, memleketin hali. Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal, adam güya uyuşturucuyla mücadele ediyormuş. Kendisinde uyuşturucu yakalanmış. Yani fıkra gibi olaylar. Memlekette bunlar yaşanıyor değerli arkadaşlar. Gerçekten son derece üzücü meseleler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı Suudi Arabistan'daki futbol skandalı. O da bir hamaset üretmişti. Yani önceden kuralları belli olan bir müsabakaya sonradan işte ben Atatürk tişörtüyle çıkarım, ben işte ne mutlu Türk'üm diyene sloganıyla çıkarım, yurtta sulh, cihanda sulh. Ya işte bunlar kurallara dahil değilken bunları dayatma sonucunda bir kriz çıktı. Ve buradan bir Atatürkçülük nemalanması çıkartılmaya çalışıldı. Bunlar üzücü şeyler. Yani ülkede bakarsınız adamın yasaya aykırı yaptığı ev yıkılacaktır. Buldozerler gelmiştir. Atatürk resmiyle çıkar, Türk bayrağıyla çıkar, yıkımı önlemeye çalışır. Ya Allah aşkına, yani kendi hukuksuzluklarına bayrağı, Atatürk'ü kılıf bulmayın ya. Yanlış işler bunlar. Tüm bunlar yaşanırken bakın Maltepe Piyazda AVM'de Yılmaz Çakır intihar etti. Ölmedi sanırım ama çok ağır yaralanmış. Evine gitmiş gazeteciler. Diyor ki kadın, çok tarihi sözler bunlar. Çok büyük bir fakirlik içinde yaşıyor. Devlet büyüklerine ne diyeyim? Fakirin halinden anlamıyorlar. Eşim benimle kağıt toplamaya çıkıyordu. Şimdi gelemez, çalışamaz. Mahvolduk diyor. Bir de şu konuya değinelim. Bakın mafya liderlerinden, gruplarından araba yakalıyorsunuz. Bu arabalar kullanılır mı, polise yakışır mı demeden alıp üstünü boyayıp trafik polisi arabası yapıyorsunuz. Olacak işler değil. Bunların da yanlış olduğunu söyleyelim değerli arkadaşlar. Ayrıca yerelde de çok önemli konular var. Bakın öğretmen arkadaşlarımıza Darıca'da bir saldırı yapıldı. İki öğretmene saldırı yapıldı. Kınıyorum, bakanlığın bir açıklama yapması gerektiğini söylüyorum. Kroman Çelik Fabrikası ÇED raporuyla genişlemeye çalışıyor. Çevreye büyük kirlilik saçıyor ve maalesef halen iktidarın himayesi altında. Kabul etmiyoruz, mücadele edeceğiz. Bunu herkes iyi bilsin. Gebze... Darıca metro hattı bitmedi. Gençler aşkımız da Gebze Darıca metro hattının bitmemiş hali gibi olsun, hiç bitmesin diye ironi yapıyorlar, gülüyorlar. Bakanlığa yıllar soruyorum, 2022 dediler, 2023 dediler, şimdi 2026 diyorlar. Vallahi yani onlar kaçıyor, ben kovalıyorum. Gebze Darıca halkının menfaati için uğraş veriyoruz. Kaçamayacaklar diye de buradan söylüyorum. Darıcalılar şoförlerden şikayetçi arkadaşlar. 501, 502, 503 nolu hatlarda çalışan şoförler çok ihlaller yapıyor. Halkımızı mağdur ediyor. Bu konuda ilgililerin müdahil olmasını istiyoruz. Bir iş cinayeti, bakın Seddar Yavuz yine kulağının üstüne yatacak ama bir iş cinayeti, gördüğünüz gibi bir işçimiz Kemal Celep yine bareti olmadığı için hayatını kaybetmiş, düşmüş veya kafasına bir şey değmiş. Yani bu işçiler niye baretsiz dolaşıyor kardeşim? Yine Tezcan Galvaniz ile ilgili öncesinde de birçok sıkıntıyı gündem etmiştik. Şu anda da Türkiye gündemine geldiler. Ve bunları da gündem etmeye devam ediyoruz. Kocaeli'nde Darıca KHK platformu, Darıca'da Kocaeli KHK platformuyla buluştuk. Çok değerli bir mücadele sergiliyorlar. Bir KHK'lı olarak her zaman tüm KHK platformlarının yanındayım. Candan, yürekten destekliyorum. Mecliste sesleri oluyorum. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Değerli arkadaşlar, basın toplantımızın sonuna geliyoruz ve son olarak da hızlıca
her hafta anmak durumunda olduğumuz ağır hak ihlallerine değinmek durumundayım. Cemal Kaşıkçı Türkiye Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürüldü ve cenazesi bile ortaya çıkmadı. Erdoğan birçok hakaret etti Suudi Arabistan Krallığı'na. Daha sonra aniden dosyayı teslim etti ve ardından da Suudi Arabistan'dan kredi aldığı ortaya çıktı. Bunları affedemiyoruz, kabul edemiyoruz. O yüzden sürekli gündeme getiriyoruz. Osman Kavala, milyonlarca kişinin tanıdığı değerli bir sivil toplum aktivisti. İnsan olarak da çok iyi bir insan, yakinen tanıyorum. Toplum sağlığı, huzuru için büyük gayret sarf eden bir insan. Çok ağır, haksız bir kararla karşı karşıya, onun yanındayız. Her hafta gündeme diyorum. Şerif Mesutoğlu işlemediği bir cinayetin faili olarak Sincan Yüksek Güvenlikli Cezaevinde, İkinoğlu da ve hiç hak etmiyor bu durumu. Dünyadaki hukuk kanalları ona tıkanmış gibi görünüyor ama biz onun katil olmadığını biliyoruz, görüyoruz ve bir gün ona adaletin değmesini istiyoruz. Selçuk Kozaaşı Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı çok değerli hukukçu, nitelikli bir insan, binlerce hukukçuya ders veren değerli bir hukukçu ve fakat bütün bu niteliklerinden mazlumun, mağdurun yanında olduğu için şu anda cezaevinde. Ferit Şen Yaşar ve Emine Şen Yaşar büyük bir adalet mücadelesi sürdürüyorlar. Destansı bir mücadele. Sayın Ferit Şen Yaşar kardeşimiz, vekilimiz şu anda mecliste yanımızda. Annesi çok muhterem bizim için. Onun samimi gözyaşlarına binlerce kez şahitlik etmişiz. Kardeşlerinin artık bu cezaevinden çıkması lazım. Bu büyük acılar yaşayan ailenin yüzünün en azından bir nebze gülmesi lazım. Gabonlu Dina'nın meselesini, davasını takip ediyoruz. Baskılarımız sonucunda katil zanlısı yakalandı. Yusuf Bilge Tunç bizim için korkunç bir olay. Geçtiğimiz günlerde MİT yetkililerine de vurgu yaparak bu 4,5 yıldır kaçırılmış, zorla kaybedilmiş kişiye ne oldu, neden en azından cenazesi ortaya çıkmıyor diye soruyorum. Hiçbir cevap alamıyorum. Israrla sordum, sormaya da devam edeceğim. Zorla kaçırılıp kaybedilen Yasin Ugan ve Gökhan Türkmen Allah'tan öldürülmedi. Cezaevindeler şu anda. Canlarını kurtardılar ve mahkemede uzun süre işkenceye uğradıklarını söylediler. Ama Yusuf Bilge Tunç'tan maalesef bir haber alınamıyor değerli arkadaşlar. Yıl içinde buna benzer çok olay yaşandı. Koray Vural yine yurt dışından getirildi ve MİT kendisinin kaçırdığını söyledi. Gülistan Doku biliyorsunuz 3 yıldır önümüzdeki günlerde maalesef işte yıl dönümü yaşanıyor. Ne olduğu belli değil. Zerresi bulunamadı. Kabul etmiyoruz. Aile büyük bir acı yaşıyor. Ve annenin, babanın, Gülistan'ın kız kardeşinin acılarına eşlik ediyorum. Onları çok yakinen anlıyorum ve bunun önemine binaen her hafta burada bu konuyu gündem ediyorum. Biz insanız, insan hakları savunucusuyuz. Bu haksızlığı kabul etmiyoruz. Allah da kabul etmesin. Şimuni Diril'in cesedinin bulunmasından sonra zorla kaçırılıp kaybedilen Hürmüz Diril maalesef bulunamadı. Adil bir yargılama ve kendisi hakkında bir bilgi bekliyoruz. Basın toplantımız burada bitiyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.